Yoksa evet, hiçbir zaman, zaman da... çoğunlukta evet, evet. Bir sonraki e, grafiği alalım arkadaşlar. Geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarı düzeyi. Genel olarak düşündüğünüzde Erdoğan'ı ne kadar başarılı buluyorsunuz? Ee, başarısız diyenler yüzde 44.3, başarılı diyenler yüzde 33.5, ne başarılı ne başarısız diyenler %21.6 Bu genelde böyle mi çıkıyordu? Seçimden önce de böyle miydi? Yani seçimden önce oy potansiyelini ölçüyorduk. Son 4 aydır hani yeniden seçildikten sonra başarı düzeyini ölçmeye çalışıyoruz ama bence bu grafik Türkiye'deki genel siyasi tabloyu veriyor. Ha. Yani Türkiye'de seçmenlerin çoğunluğu Erdoğan'ın yönetme tarzından hoşlanmıyorlar. %44 başarısız buluyor. Ama seçimin sonucunu şu ne başarılı ne başarısız diyenler belirliyor. Yani onların Hadi. hani başarısız da olsa, başarılı bulmasa evet. da oy verecek başka birini tercih edemiyorum şu anda. Ya da gönül bağım var. Ya da bir kere daha devam etsin belki düzelir. Bakış açısı seçim sonucunu belirliyor aslında. Zaten iktidar politikaları da AKP'nin seçim kampanyası da Erdoğan'ın seçim kampanyası da hep o gri alanı odaklıdır, evet. değil mi? Tabii. Yani oradaki %33 diye baktığımız yer AKP artı MHP'nin kemik, kemik, sadık seçmenleri. Onlar başarılı buluyorlar. Burada orta gri alanda olan seçmenin işte oyunu alabilmek esas e, mesele. Orada bazen duygulara bazen korkulara hitap ederek e, sonuçta ya da belli ittifak stratejilerini devreye sokarak onların oyunu almayı bugüne kadar başardı Erdoğan. Ve neredeyse tamamını almış ama bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi yani yüzde yirmi bir yüzde çünkü yüzde oy aldı. Yüzde ee, elli yapıyor orası da. Evet bir sonrakini alalım. Evet yeni kabine Yeni yeni kabineyi konuşmak istiyoruz evet çünkü yeni kabine konusu seçimden sonra çok konuşuldu. Erdoğan'ın tercihleri <laughs> e, üzerinden hatta bazı bakanlar işte çok öne çıktılar <laughs> çok başarılı bulundular. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunlardan biz ne kadar çok tartışsak da bazı muhalif seçme şey ekonomistler bile mesela Mehmet Şimşek'i alkışladılar. Böyle bir şey var. Yeni kabine başarabilir mi? <laughs> Sorunuz bu. Ee, evet yeni hükümet sorunları çözecektir diyenler %24.6 sorunlar tamamen çözülmese de daha iyi olacaktır. %15.1 hayır yeni hükümetin sorunları çözebileceğini düşünmüyorum diyenlerin oranı %58.1. Yani şu oran e, benim ilk bakışta gördüğüm şey oluyor Erdoğan'a ve iktidara oy vermiş olsa bile yeni kabinenin evet. sorunları çözebileceğine inanmayan bir geniş kitle var. E zaten bütün sorular dikkat ederseniz birbirini doğruluyor evet. ve bütünlüyor. Yani evet. hani Türkiye'nin durumu kötü oldu diyenlerin oranı, Türkiye'nin geleceği daha kötü olacak diyenlerin oranı, burada yeni kabine hayır sorunları çözemeyecek diyenlerin oranı birbirine o kadar yakın ki. Yani birbirlerini doğrulayan sorular bir açıdan. E Tabii burada yönlendirme yapmamak için böyle genel bir soru soruyoruz. Ama... Ben biliyorum ki vatandaşın esas zihninde canlanan şey ekonomik sorunlarla ilgili ve Mehmet Şimşek'le ilgili aslında. Ha. Yani ekonomi yönetimiyle ilgili bu, bu soru büyük ölçüde algılanıyor ve hani ekonominin dediğim gibi Mart seçimlerinden sonra 2024'ten sonra daha da kötü olacağı kaygısı en azından yani bir takım dengeler, rakamlar açısından belki daha normalleşmiş bir ekonomi görebiliriz ama vatandaşın kendi mutfağı cebi açısından çok daha yakıcı olacağını düşündüklerini tamam. söyleyebiliriz. Ee, var mı senin ekleyeceğin bir şey? Yani bir önceki şeyle yaslarsak yine her zaman olduğu gibi sanırım Erdoğan kabineden daire olarak daha, her zaman daha yüksek bir evet. şeye sahip. Yani asıl bütün meselenin Erdoğan olduğu Tabii. aslında Ortada. ortada Hani evet. AKP alternatif yaratlamıyor değil. Erdoğan Erdoğan, Erdoğan alternatif yaratlamıyor e, yaratılamıyor bir duruma gelmiş Hı. ülke ki en şey vahim olan da o zaten. Peki bir sonraki Türkiye'nin durumu geçen yıla göre daha mı iyi daha mı kötü yoksa aynı mı? Daha kötü oldu diyor geçen Hı. yıla göre yüzde yetmiş yedi aynı kaldı daha iyi oldu cevap yok diyenlerin oranı çok düşük ama toplumun geneli Türkiye'nin geçen yıla göre daha kötü olduğunu düşünüyordu. Doğal çünkü geçen yıl işte özellikle muhalif seçmende siz dediğiniz iktidar seçmeninde de seçim olacak ve her şey daha iyi olacak. Muhalefet seçmeni zaten biz kazanacağız ve tamam bu 20 yıllık iktidar sona erecek diyordu. O yüzden bu da aslında toplumdaki o ağır depresyonun bir göstergesi. Yine. evet yani depresyon, ekonomik kriz, geçim sıkıntısı bütün bunların göstergesi ama ben bu rakamları geçmişe doğru bir trend içinde incelemek gerektiğini düşünüyorum. Yani oraya baktığımda biz düzenli olarak 3 evet, ayda ne bir söylüyoruz. Çünkü orada bunu. mesela bu makas bazen kapanıyor. Biraz yani aradaki fark gene 50 puan olabilir, 40 puan olabilir ama daha iyi oldu diyenlerin oranını biraz yükselme. Şimdi seçimden önce Aralık ayından Mayıs ayına kadar bütün bu parametrelerde biz bir iyileşme gördük hep daha iyi oldu diyenler, daha iyi olacak diyenler, Türkiye daha iyi yönetiliyor diyen ya yani orada bir şey başarıldı yani bir, bir hikaye anlatıldı ve o hikayenin bir karşılığı vardı. Oransal olarak biz hiçbir zaman e, hani Erdoğan'ın kazanabileceği boyuta geldiğini görmedik ama toplumda bir şeylerin değişmeye başladığını ya da muhalefette bir şeylerin yanlış tartışıldığını gösteren işaretlerdi bunlar. Hani e, tam da bunları biraz o yüzden uzun bir zaman dilimi içinde incelemek daha öğretici evet. oluyor. Geçelim mi Derya Bey? Depreme rağmen hocam. Evet. Depreme dediğiniz rağmen. Dediğiniz şey yani eğilim. Şimdi bu sorulardan sizin e, Türkiye'nin genel durumuna ilişkin çıkardığınız sonuç nedir? O yazdığınız 100 sayfalık raporu da e, dikkate alarak. Ve geçen bir önceki ay yaptığınız, ondan önce seçimden sonra yaptığınız anketler size genel fotoğraf Türkiye fotoğrafını için ne diyor? Şimdi Bence biz bir iki ay içinde yeniden yoğun bir şekilde siyaset konuşmaya başlayacağız. İşte yerel seçimler, adaylar belli olmaya başlayacak. İstanbul'da kim önde, Ankara'da kim önde, Adana'da kim önde, orada kim aday olacak, burada kim aday olsa kazanır gibi bir siyaset konuşmaya başlayacağız ama benim bu araştırmadan da. İşte bir süredir Türkiye siyasetini gözlemlemekten de kaynaklı. Ee, düşüncem şu, Türkiye'de siyaset gerçekten tükeniyor. Yani Türkiye'de siyaset kurumu iktidarından muhalefetine, seçmene, vatandaşa bir şey söyleyemez hale gelmiş durumda. Ee, bir şey sunamıyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir silkelenmeye, yenilenmeye, bir yeni Türkiye hayaline, bir daha iyi yaşam hayaline ihtiyacı var... Yani bunu ortaya koyabilecek bir e, şu anda potansiyele ait bir siyasi e, sahip bir siyasi aktör Ben görmüyorum e, Ben seçimden önce de yani seçim kaybedildi ama seçimden önce de Türkiye'nin çok radikal bir değişime gebe olduğunu düşündüğümü söylüyordum Bugün hala aynı şeyi söylüyorum Nasıl bir değişim? Yani Türkiye toplumu değişmedi Türkiye toplumunda değişen bir şey olmadı Türkiye toplumunun hala çok ciddi sorunları var genç işsizliği inanılmaz düzeylerde bu ülkede yaşamak istemiyor insanlar. Ve yani e, demografik olarak bir takım avantajları olsa da bu avantajların hiçbirini kullanamıyor. Çözemediğimiz çok ciddi sorunlarımız var. Yani kutuplaşmışız. Bu kutuplaşmayı aşamıyoruz. Ama bu kutuplaşma nedeniyle esas bir takım sorunları da konuşamıyoruz. Mesela biz yıllardır artık Kürt meselesini konuşmuyoruz. Yok, değil mi? Evet, hiç konuşmuyoruz hiç. yani. Yokmuş gibi davranıyoruz. Ama Orta Doğu'nun hali ortada yani. hani Bütün bunlar... Çok ciddi sıkıntıları işaret ediyor. O yüzden yani evet yani siyasetçiler işte CHP'de bir kurultay olacak, orada bir değişim beklentisi var, çalışılıyor falan ama yani topluma bir şey söylemek lazım. Hmm. Topluma bir çözüm sunmak ama lazım. Ama toplumun da içinde bulunduğu duygusu değil mi? Bize çok şey söylendi. Her şey değişecek, her şey çok güzel olacak, kazandık, kazanıyoruz. İşte altımız bir aradayız. Ortak akıllı artık Hı -hı. yönetilecek Türkiye. Biz buna inandık filan ama işte büyük bir hayal kırıklığı. İktidarı değiştiremedik. Döndük. Tamam, iktidarı değiştiremedik. Muhalefeti değiştirelim. Şimdi muhalefeti de değiştiremiyoruz. Muhalefet de kendi içine kapandı, Hı -hı. kavgalı. Yani bu ruh halinden ama tam da bu anlattığınız her şey tam bir reklamcılık ve halkla ilişkiler faaliyeti. Türkiye'de siyaset bir reklamcılık ve halkla ilişkiler faaliyeti olarak yapılıyor. Sizi nasıl ikna ederiz? Bunun için çalışıyoruz. Bir ürün pazarlamaya çalışıyoruz. Ya o ürün bazen çok tutabilir, çok güzel de yapabilirsiniz, Başarabilirsiniz ama yani o ürünün benim ihtiyaçlarıma hitap etmesi karşılaması, sorunlarımı çözmesi buna dair bir şey söylemeniz lazım. Bunun için de bir dünya görüşünüzün olması lazım. Dünyayı bir şekilde anlamlandırmanız lazım. Yani bana o da olur, bu da olur, yeter ki olsun diye bakarsanız inandırıcı olamıyorsunuz işte. Ben birkaç kez tekrarladım burada da hani muhalefet siyaseti yani aynı Keç ol muhabbeti işte. Ben onu açık büfe diyorum. Yani bu açık büfe değildir. Yani hem o olsun herkesin damak zevkine uygun bir program hı hı. yapayım diye olmuyor. Hoc hocam çok doğru söylüyor. Evet. Yani buna biz bu geçmişte şöyle kirletildi. Bu bakış yani dünyaya bir bakışınız olsun denilen şey ideolojiler kötü diye. Hı, hı. kirletildiği için partiler buradan kaçıyor. Halbuki